Değerli basın mensuplarımız, değerli halkımız, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Son zamanlarda elektrik başta olmak üzere enerji fiyatlarına yapılan zamlar halkımızın haklı tepkileriyle karşılaştı. Görüyoruz Türkiye'mizin çeşitli yerlerinde bütün üst düzeyinde bu enerji fiyatlarının artmasına karşı halkımızın harekete geçmesi son derece haklıdır, yerindedir. Bu halk eylemlerini Vatan Partisi olarak olumlu buluyoruz, destekliyoruz ve Vatan Partisi bu halk eylemlerinde üzerine düşen sorumluluğu ve görevleri de kesinlikle yerine getirecektir. Bu konudaki hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Temel mesele şu, enerji üretim ve dağıtımında özel çıkarı mı tercih edeceğiz yoksa kamu çıkarını mı? Bugün ne yazık ki hükümetimiz özel çıkarın yanında bir tavır içerisindedir. Biliyorsunuz özelleştirme ile enerji üretim, iletim, dağıtımında büyük gedikler açıldı. Kamu hizmeti olan enerji sektörü özelleştirildi ve bugün yaşanan zamlar da bu özelleştirmenin sonucudur. Evet, enerji üretiminde kamu sektörü ağır basıyor. Enerji iletimi de %100 kamu sektörü ama özellikle enerji dağıtımında özel şirketler rol üstlendiler ve bu şekilde özelleştirme yoluyla bu şirketlere büyük çıkarlar sağlandı. Aşırı çıkarlar sağlandı. Bunu belirtmek durumundayız ve fiyatların artmasının temel sebebi de bu özel çıkar şirketlerin enerji dağıtımındaki aşırı karlarıdır. Dolayısıyla eğer biz enerjiyi ucuzlatmak istiyorsak bu aşırı karları alacağız. Kamulaştırma yoluyla fiyatların ucuzlatılması yönünde uygulamalara geçeceğiz. Yani bir tek temel çözüm budur. Hem devletin menfaatine olan hem de enerji tüketen halkımızın menfaatine olan çözüm budur. Şu anda maalesef özel çıkar halkın ihtiyaçlarının ve halkın çıkarının, kamu çıkarının tepesine binmiş durumdadır. Vatan Partisi olarak buna son verecek bir programa sahibiz. Enerji üretimi, enerji iletimi ve enerji dağıtımı kamu eliyle yürütülmelidir. Çünkü enerji üretim, iletim ve dağıtımı bir kamu hizmetidir. Enerji sanayiciye gerekli, tarıma gerekli, esnafımıza gerekli, çarşılara gerekli ve hane halklarına ve bütün insanımıza gerekli. Yani 85 milyon için enerji gerekli ve enerjisiz yaşamak mümkün değil. O bakımdan ucuz enerji hem üretimde şevki artıracaktır ve Türkiye'nin üretim devrimi açısından son derece önemlidir. Öte yandan ucuz enerji halkın refahına da hizmet edecektir. Bu bakımdan kamulaştırmayı burada temel çözüm olarak görmekteyiz Vatan Partisi eliyle. Kamu eliyle yenilenebilir ve ucuz enerji üretimi yapmayı programımızda belirlemiş bulunuyoruz. Böyle modellere geçilmelidir. Ve nükleer enerjide enerji sorununu kökten çözmek için Türkiye'de şarttır. Nükleer enerji yolunda ve bağımsız Türkiye'nin kendi kaynaklarını kullanarak, kendi toryumunu kullanarak ve yabancı teknolojileri de adım adım millileştirerek ve milli teknolojimizi geliştirerek nükleer enerji alanında atılımlar yapılmasını da Türkiye'nin geleceği bakımından zorunlu görüyoruz. Vatan Partisi'nin merkezinde olacağı üreticilerin milli hükümeti özel elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerini kamulaştıracaktır ve soruna köklü çözüm getirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan yönetimindeki bugünkü hükümetimize de öneriyoruz. Köklü çözüm için üretim, iletişim, iletim ve dağıtımda kamulaştırmaya gidilmelidir ve bir an önce halka ucuz elektrik sağlanmalıdır. Ucuz enerji için
komşularla işbirliği ve doğru dış politika Türkiye'nin artık gündemindedir, acil gündemindedir. Enerji güvenliğimiz komşularımızda hangilerinde? Rusya, Azerbaycan, İran, Irak, hatta Suriye, uzak komşumuz olan Katar ve Cezayir. Bu ülkelerden biz enerji sağlıyoruz. Dolayısıyla bu komşularımızla işbirliği, güvenlik alanında ortak faaliyetler enerji sorunumuzun çözümünde de son derece önemlidir. Komşularımıza güven vermek zorundayız. Bu güveni nasıl verebiliriz? Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerine karşı kararlı politikasıyla, kararlı duruşuyla sözünü ettiğimiz komşularımıza, yani İran'a, Irak'a, Suriye'ye, Cezayir'e, Katar'a, Rusya'ya güven verir. Dolayısıyla dünyanın enerji bunalımına girdiği bu koşullarda enerji sorunlarını çözmede komşularıyla verimli işbirliğine geçebilir. Dolayısıyla dış politikayla enerji tedariki konusundaki sorunlarımızın buluştuğu bir tarihsel süreç yaşıyoruz. Türkiye şanslı bir ülke çünkü komşuları enerji üretiyor. Başka ülkelere bakıyoruz, herkesin böyle komşuları yok. Yani bakıyoruz İran'dı, Azerbaycan'dı, Rusya'ydı, Suriye'ydi, Irak'tı, Katar'dı, Cezayir'di. Bunlar sonuç itibariyle Cezayir'de bizim Akdeniz'den komşumuz sayılır ve çok tarihi bağlarımız var. Şanslı bir ülkeyiz, herkesin böyle komşuları yok. Biz de bu komşularımızla ortak güvenlik sorunları konusunda duyarlı olmak durumundayız. O bakımdan Amerika Birleşik Devletleri ile beraber gözüken politikaların iflas ettiği bir sürece enerji alanında da girmiş bulunuyoruz. Hem Karadeniz'de, hem Akdeniz'de, hem de Batı Asya'da komşularla işbirliği Türkiye'nin enerji sorununun çözülmesinde ve ucuz enerji sağlamasında son derece önemli bir etken olarak gündemimizde durmaktadır. Değerli basın mensuplarımız, şimdi görüyoruz Hakkari'den, Doğu Beyazıt'tan, Ağrı'dan, Diyarbakır'dan, Ergani'den, Silvan'dan, Urfa'dan, İstanbul'umuza, İzmir'imize, Muğla'mıza, Milas'ımıza, Marmaris'imize kadar Türkiye'mizin çeşitli kentlerinde halk haklı olarak harekete geçmiş durumda. Ucuz elektrik istiyor ve bu halk hareketinin içine de bir takım kışkırtıcıların ve Amerika'nın kaos planlarında rol oynayan unsurların katıldığını da görüyoruz. Olsun, bundan çekincemiz yok çünkü onların halk hareketi içerisinde bir varlık göstermeleri ve halkı yönlendirmeleri mümkün değildir. Ama halkımızı bu açıdan uyarıyoruz. Türk milleti kesinlikle Türk bayrağı altında bu faaliyeti, bu eylemleri yürütecektir ve bu şiddet unsurlarına, bu yıkıcılara, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaratıcı yıkıcılık adını verdiği eylemlerde rol üstlenenlere kesinlikle fırsat vermeyecektir. Bundan eminiz. Tabii Vatan Partisi de burada üzerine düşen sorumluluğu, görevi yerine getirecektir. Çalışmalarımıza başladık, bildirilerimizi hazırladık. Temel sloganımız ucuz elektrik ve güvenlik için kamulaştırmadır. Afişlerimizi yaptık ve aynı zamanda pankartlarımızı da hazırladık. Halkımızın bu eylemlerinde doğru önderlik yerine getireceğiz. Haklı zeminlerde bu mücadele yürüteceğiz. Efendim hükümet istifa, efendim Tayyip Erdoğan'a devirme gibi zeminlere çekilmesini, bu eylemleri kesinlikle doğru bulmuyoruz ve buna da izin vermeyeceğimizi buradan çok açık bir şekilde ifade edelim. Halkımız da buna zaten izin vermez ve bu temelde yapılacak eylemlerin de güç toplamayacağını görüyoruz. Çünkü Türkiye'de önemli bir çoğunluk, diyelim AK Partisi tabanı, Milliyetçi Hareket Partisi tabanı ve birçok yurttaşımız Tayyip Erdoğan iktidarını devirme planları içinde değildir. Bu planları enerji talebinin ve enerji mücadelesinin başına oturtanlar
Onların derdi başka. Onlar bağcı dövmeye bakıyorlar, üzüm yemeye değil. O bakımdan o planlarla bizim hiçbir ortak tavrımız olmaz. Ama halk hareketlerini de kesinlikle onlara bırakmayacağız. Onların halk hareketlerini istismar etmesine, o hareketlerin içinde kışkırtıcı unsurlar olarak yer almalarına kesinlikle olanak tanımayacağız, fırsat vermeyeceğiz. Türk milleti, halkı Hakkari'den İstanbul'a, Trakya'ya kadar bu konuda duyarlıdır ve bizlerle beraberdir. O bakımdan bu halk eylemlerine Türkiye'ye çok güzel, hayırlı, verimli sonuçlar getireceği için çok olumlu bakıyoruz. Bu halk eylemlerinin hükümeti de etkileyeceği ve yönlendireceği kanısındayız. Hükümet bu konunun bir güvenlik sorunu olduğunu da anlamalıdır. Burada yalnız ucuz enerji değil, aynı zamanda Türkiye'nin güvenliği talebi söz konusudur. O bakımdan Vatan Partisi olarak ucuz elektrik ve güvenlik için kamulaştırma sloganıyla, yani Türkiye halkının enerji ihtiyacı ve Türk milletinin huzur ve güvenlik ihtiyacını birleştiren bir sloganla bu mücadelenin görevlerini, sorumluluklarını Vatan Partisi olarak üstlenmiş bulunuyoruz. Diğer partilerimizi, sendikalarımızı, çeşitli kitle örgütlerimizi ve Türk milletini de ucuz elektrik ve güvenlik için kamulaştırma sloganı altında toplanmaya davet ediyoruz. Burada kamulaştırma çok önemlidir. Kamulaştırma olmadan bu sorun köklü olarak çözülmez. Çünkü kamu hizmetidir.